Sevgili dostlar, Dijital Sohbetler adlı programımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine güncel bir konuyu konuşacağımız programımızda bugün çok sevgili Bahadır Mısır var. Social Famous Influencer Marketing Ajans kurucusu ve yöneticisi. Bahadır abi hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum Murat'cığım. Hoş bulduk. Programın nasıl? Hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Keyifler nasıl? Çok güzel. Yaz ayları biraz böyle sakin geçer ama seni ne zaman görsen hep bir koşturmaca içerisindesin. Yoğun yani bir hani tempo. Birazdan konuşacağız bazı şeyler ama bu planlanan bir şeydi bizim şirketimizde. 3-4 yıldır, 5 yıldır bunun planını yapıyorduk. Yaz aylarında bizim işimiz artmalıydı. Süper. Bu sene biraz öyle oldu galiba. İnşallah hep de böyle devam eder. Şimdi son zamanların en çok konuşulan konularından bir tanesi influencer marketing. Türkçesine çok baktım. Çünkü genelde ben Türkçe kullanmaya özen gösteriyorum. Ama çok da bir Türkçe manası yok gibi. Fenomen pazarlama var gibi ama o da çok kullanılmıyor. Pek tercih edilmiyor. Edilmiyor. Yani. Nedir abi? Influencer marketing deyince vatandaş ne anlamalı? Oradan başlayalım. Şöyle, influencer marketing anlatmadan önce şuna bakalım Murat. VR Social'ın yaptığı 2019 dijital araştırmasında %43'lük penetrasyon oranıyla yaklaşık 3.4 milyar insan bugün sosyal medyayı aktif olarak dünyada kullanıyor. Çok fazla. Evet, %43 penetrasyon var. Aynısını Türkiye için yaptığında %65 penetrasyon oranıyla 52 milyon insan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Böyle baktığınızda markayı da bunun yanına koyduğunuzda marka insanların olduğu yerde olmak istediğinden dolayı otomatikman sosyal medya bir değer arz etmeye başlıyor. Doğru. Siz bir de markanın reklamını yapabilecek kişileri, yani etkileyen kişileri, influence edebilecek kişileri bunlarla birlikte hareket ettirdiğinizde influencer marketing ortaya çıkıyor. Bugün de tüm dünyada aktif olarak kullanılıyor. Evet. Ve evet, çok daha yeni başladı. Her şeyini, her adımını, her aşamasını yavaş yavaş öğreniyoruz aslında bu mecranın. Şimdi çok konuşulan bir, çok sorulan bir soru var. Sağ olsun seyircilerimiz de bize e-maille ya da sosyal medya kanallarından sorular yöneltiyorlar. Yöneltmeye de devam edin lütfen. Bu hafta gelen sorulardan bir tanesi çok sık sorulmuş. Yani diyor ki bir izleyicimiz, influencer olmak için takipçi sayısı mı önemli? Yoksa iyi içeriğim var ama takipçi sayım az. Ne, kimler influencer olabilir diyor. Yani mesela benim takipçi sayım 100 binler değil ama iyi bir içerik paylaşımı düşünüyorum. Sizce nedir influencer? Ya çok göreceli bir kavram bu anlattıklarınız. Aha. Ama şöyle bakmak lazım. Sonuçta bizim marka veren tarafından desteklenmemiz gerekiyor. Evet. Marka veren, reklam veren, daha doğrusu marka veren diyorum, reklam veren tarafından desteklenmemiz gerekiyor. Markanın sahibi olan reklam veren bize bir bütçe ayırması gerekiyor. Bütçeyi ayırdığında da ona bir geri dönüş istiyor. Bu geri dönüşü sağlayabilecek her hesap önemli hesap. Burada aslında takipçi sayısının bir önemi yok. Etkileşim sayısının. Sen bir post attın, sen bir Instagram'da story attın. Story'e insanların girip ne kadar seninle etkileşim kurdukları, o story'e ne kadar etki tepki aldığın önemli aslında. Sen eğer bugün 500 takipçin varsa, 500 takipçinin 300 tanesi sana her postunda otomatikman bir etkileşime geçiyorsa senin etkileşim oranın yukarıda diğer insanların karşısında. Böylelikle markaya fayda sağlayan birisin aslında. Ne var? Marka sana diyelim ki diğer arkadaşlara 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira gibi bütçe ayırırken marka sana 500 lira ile 1000 lira arası bütçe ayırabiliyor. Etkileşim oranı en önemli kriter aslında influencer marketing. Yani şunu demek istiyorsun. Ben bazen görüyorum 1 milyon takipçisi var. Evet. Bir paylaşım yapmış. Tamamen rakamlar atıyorum. 10 bin beğeni almış. Evet. Şimdi bu yüzdeye vurduğun zaman çok düşük bir şey. Evet. Ama adamın 40 bin takipçisi var. 20 bin beğeni almış. Mükemmel. %50 yani. O mükemmel zaman bu etkileşim, yani bu yabancının engagement dediği, evet, etkileşim oranına bakmak lazım. Evet. Bu önemli bir şey. Ya şimdi insanlar genellikle hırsa kapılıyorlar bu işte. Bir hesap açıyor. Hesabını 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi takip ediyor. Bakıyor, ondan sonra hemen küçük bir araştırma yapıyor. Hı-hı. Hesabını daha fazla kişi nasıl takip edebilir diye. Organiğin dışında inorganiğe geçmeye başlıyor. Ve takipçi satın alıyor. Takipçi satın alarak çok kısa bir zamanda hesabını bir yere getirebiliyor. Evet, eyvallah. Şu anda baktığınızda hesap 500 bin kişi takip ediyor. Etkileşim oranına baktığınızda %0'a yakın. Zaten oradan anlıyorsun. Evet yani, evet. Değil mi? Ben bazen çok bakıyorum yani Bahadır abi. Bir marka bir şey paylaşmış ya da bir influencer dediğimiz bir X kişi. Ya bir bakıyorum ya 500 bin kişi de
40 like, 40 beğeni imkansız, organik olan bir yasakta yani, imkansız. Aynen. Yani diyorum burada bir şey var ya, bir gariplik var. Ama bunu anlayamadım insanlar hala. Yani bu satın almanın bir şeye yaramayacağını anlamadılar mı? Ya şöyle, yani hani burada iki ucu birazcık böyle sıkıntılı bunun. Şimdi rapor verdiğiniz, hesap verdiğiniz insanlar birazcık dijital dünyadan uzak insanlar. Uzak. Evet. Onlar bugünkü Excel raporlarına bakıyorlar. Doğru. Excel raporlarına baktığınızda da takipçi sayısının önemi hemen ortaya çıkıyor. Markadaki iletişime bakan arkadaşımız diyor ki biz işte 500 bin kişiye ulaştık. 500 bin kişi, takipçili kişiyle çalıştık. İşte 3 tanesini yan yana koyduk. 3 milyon insana ulaştık diyor. Etkileşim oranlarına baktığınızda çok düşük. Ama rapor baktığınızda 3 milyon 4 milyonu gösteriyor karşı tarafa ve böylelikle geçiyor. Bu birazcık zamanla aşacağız buraları. Raporlarımız değiştiğinde, gerçek raporlar elde etmeye başladığımızda o zaman farklılıkları görmeye başlayacağız. Şöyle oluyor, müşterimiz bir bütçe ayırıyor. Bütçenin neticesinde diyor ki ya biz işte 300, 500, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon takipçiyle çalıştık ama bir etkileşim alamadık. Ondan sonra soruyorum, niye bununla çalıştınız? İşte bütçesi de uygundu. Ondan sonra baktınız mı raporlarına, etkileşim oranlarına veya hedef kitlenize uygun birisi miydi? Çok da dikkat etmedik. Takipçisi vardı, yaptık diyor. Hmm. Takipçisi vardı, yaptıkla olmuyor. Ne yazık ki olmuyor. Doğru. Sonuç gelmiyor. Yani bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Nitelik, nicelik meselesi. Artı daha geçen günkü programda konuştuk. Hedef kitlen kim diyorsun? Herkes diyor. Öyle bir şey olur mu abi? Hedef kitlen herkes diye bir şey var mı? Yani segmentasyonda da şu söyleniyor. O da çok komiğime gidiyor. Kadın erkek 18-25 yaş, 25 yaş üstü. Başka bir şey yok. Yok. Yani tabii profesyonel şirketleri ayrı tutuyorum ama genelde gördüğümüz manzara bu. Yani hedef kitle herkes, segmentasyonda anladıkları da bu. Bunun değişmesi lazım. Ölçümleme zaten yok gibi bir şey. Hatta olsa çok dediğin az, gibi çok, az, çok, çok daha az. Farklı noktalara gidecek. Ya şöyle, markamız yatırdığı bütçenin karşılığını almak istiyorsa bu tarafta mutlaka raporlar aramalı. Raporları kampanya bitiminde aramamalı. Doğru. Kampanyanın önünde aramalı. Kampanyaya başlamadan önce ben hangi kriterlere göre influencer'ımı seçtim ve bu kampanyaya dahil ettim. Bunların raporlarını istemeli. Çalıştığı kişilerden ya da çalıştığı ajanslardan. Bu raporların neticesinde doğru kampanyalara gidebiliyor mu? En azından masa üstündeyken, kağıtlar önümüzdeyken, ya diyelim ki artık oturalım, eğer bu stratejiyle hareket edersek doğru noktaya varabiliriz. Burada doğru noktaya vardığımızı düşünelim. Sonrasında gelecek şeyler, ama burası Türkiye, tamam mı? Yani birisi bir cümle edebilir. Herhangi bir noktada herhangi bir patlama yaşayabiliriz. Çok rahat bunlar oluyor bizim ülkemizde. Doğru. O zaman influencer marketing hemen kendi yönünü başka taraflara çevirebilir. Şimdi biz tabii sevgili seyirciler hep influencer diyoruz. Bunlar aslında insanlar yani. Evet. Etten kemikten yapılmış değil mi? Canlı kanlı. Canlı kanlı insanlar. Evet. Şimdi abi sen bu arkadaşlarla berabersin. Yaşlı da hep genç arkadaşlar. Bu arkadaşlarda, bu kişilerde gördüğün ortak özellikler nelerdir? Ne yerler, ne içerler? Nasıl bir günlük hayatları var? Biraz paylaşır mısın? Vallahi şöyle, aslında bunun sizden, benden, işte Ahmet'ten, Mehmet'ten hiç farkı olmayan insanlar bunlar. Mutlaka. Yani normal hayatta da farkları yok aslında. Fakat hani biz bazen daha öncesinde ne yapmışız? Yeşilçam ünlüleri var. Yeşilçam ünlülerini alıp bir yerlere koymuşuz. Bizim ülkemizde olan bir şey aslında bu. Alıp bir yere koyduğumuz için yani o adam veya o kadın belli bir zaman sonra zaten belli bir titri alıyor kendisinden. O titri aldığında da dokunulamaz hissediyor kendisini. Evet. Aslında şu anda influencerlara da yaptığımız bu. Evet. Influencerlar yavaş yavaş kendilerini dokunulamaz hisseden konuma gelmeye başladı. Allah Allah. Evet. Çünkü düşünün şimdi siz bir AVM'ye bir influencer götürüyorsunuz. AVM kapısına kadar kilitleniyor. O kadar. Evet. Ya AVM, götürdüğümüz AVM'de dedi ki AVM yetkilileri, ya daha içeriye almayın, çökebilir katlar dedi. Katlar çökebilecek seviyeye yani getirebiliyorsunuz. Halk o influencer'a dokunmak, görmek evet, için evet, akın ediyor. Evet. Artık bir şimdi celebrity'yi getirip bir influencer'ın yanına koyduğunuzda celebrity'ye bakmıyor insanlar ama influencer'a bakıyor. Influencer'ı tercih ediyor. Onunla birlikte olmak istiyor. Onunla birlikte selfie yapmak istiyor. Onunla birlikte bir görselin içinde yer almak istiyor. Bunu daha değerli arz ediyor.
Ama bunları yapan biziz aslında mantıken baktı. Bunlar senin benim gibi bizim mahallenin çocuklarıydı. O bir fıkra anlattı. O fıkra hoşuna gitti senin. Sen dedin ki bunu bir Instagram'da anlatsana. Ertesi gün Instagram'a çekti bir görsel olarak. Senin gibi beğendiğin gibi 100 kişi daha beğendi. 100 kişi bu sefer arkadaşlarıyla paylaştığında 1000 oldu sayı. Ve baktın ki 3 sene sonra dokunulamaz bir arkadaş haline geldi. Kazandığı paralara baktığınızda iyi paralar kazanmaya başladı. Markalarımız teveccüh gösterdi. İyi paralar kazanmaya başlayınca bu sefer kademe de atladı. Bir üst seviyeye çıktı bu arkadaş kendisine. Ama psikolojilerine baktığında hemen hemen tamamına yakınının psikolojisi zor ayakta duruyor. Öyle mi? Evet. Çok sıkıntılı günler geçirebiliyorlar. Düşünsene sen şimdi bir tane post atıyorsun. O postun altına bir negatif yorum alıyorsun. Canın sıkılıyor mu o gün? Artık bıraktım onu. Bıraktın, tamam, çok güzel. Ama bu arkadaş... Takılırsak gidemeyiz çünkü. Bu arkadaşın 10 milyon takipçisi var. Onun daha rahat olması lazım bence. Mümkün değil. Mümkünatı yok. 10 milyon takipçiye bir video atıyor, bir video yayınlıyor. Geçen videosu işte ilk 3 günde 7 milyon izlenme almış. Bu videosu işte 300 binde kalmış. Ha evet, yani tamam, izlenme oranı düşük olursa tabii, doğru. Ama bu, aynısı, yorumlara takım aynısı yorumlarda lazım da var. Eğer izlenme almadıysa yorum daha çok negatif gelmeye başlıyor zaten. Tamam mı? Bu sefer psikolojileri çöküyor bu insanlar. Bir yere kadar dayanıyor. En sonunda o da patlıyor. Mesela bu çekimi yapmadan 2 saat önce bir toplantıdaydım ben. Bir influencer arkadaşla. Yılda 4 kere işi bırakıyorum dedi. Allah Allah. Psikolojim çöküyor, yılda 4 kere işi bırakıyorum. Yani çok önemli bir şey. Yani bunları ayakta tutmamız lazım. Bu çocukların gelecek yılları var. Bu insanların gelecek yılları var. Bunları da düşünmemiz lazım. Mesela şu anda YouTube bu tarafta bir şeyler yaptı. Artık çocuk istismarını önleme adına evet, çocuklarınızı kullanıyorsunuz, videolar çekiyorsunuz. O kanalları yasaklamaya başladı. Birçok kanal Türkiye'de de çok büyük olan, hatta Türkiye'nin en büyük kanalı sayılan bir kanal, 15 milyon takipçi vardı. Kanalı kapattılar. Kanalın videoları azaldı. Kanal şu anda işlemez hale geldi. Aynen. Ama baktığınızda günlük tahmin edilen değerlere baktığınızda bu arkadaşların maddi getirisi çok yüksek gelirler elde ediyorlardı ve çocuklarını kullanıyorlardı. Çocuklar belki 18-20'li yaşlara geldiğinde diyecek ki anne baba bana bunu niye yaptırdın? Çünkü her tarafa dağılmış vaziyette. Çok İnsanlardan doğru, utanacak vaziyette. Çünkü o anda o psikolojiyle yaptırılan o işler 18-20 yaşa gelen çocuk 7 yaşındayken, 6 yaşındayken, 5 yaşındayken yaptığı bir şeyi 20'li yaşlarda kabul etmeyecek seviyede. Şimdi, ama baktığınızda maddi olarak çok büyük gelir elde ettiniz. Maddiyat evet, tabii ki çok şey, birazdan ona da geleceğim. Şeyi sormak istiyorum. Bu AVM örneğinden gidersek, hı, dedin ya AVM'ye çağırıyor. Ünlü bir kişiden ziyade daha fazla ilgi görebiliyor. İnsanlar selfie çektirmek istiyor vesaire. Ben geçen sene bir üniversiteye çağrıldım. Zaman zaman çağırıyorlar sağ olsun oradaki genç arkadaşlar. İşte kariyer günlerinde vesaire ya da dijital konularla alakalı konuşmacı olmam için. Abi üniversiteye gittim. Hani normalde bir kalabalık olur. Ya bir girdim şeye, salona. 5 kişi bir falan var. 5-6 kişi dedim. Arkadaşlar dedim, hani kimse gelmedi mi yani, herkes falan. Abi dediler, senden önce YouTuber arkadaşlar vardı. Bak orada onlar. Herkes orada. Ya şimdi baktım 3 tane gencecik kızlar ondan sonra. Herkes kuyrukta sıraya girmiş tanışmak için. Ya bu kim diyorum, işte Ayşe bilmem ne diyor. Bakıyorum 50 bin takipçi. Bu arkadaş kim diyorum, Leyla bilmem ne, bakıyorum. Bu kim diyorum, işte Cansu bilmem ne. Ya o da 350 bin falan takipçi. Ben de girdim kuyruğa. Tamam mı? Süper. Ya merak ettim şimdi. Tanıştık. Pırıl pırıl bir kızcağız. Bir üniversitenin İngilizce işletmesinden mezun olmuş. Murat Bey dedi. Ben dedi hani Türkiye uluslararası bir markanın şampuan markasının firma yüzü olmuş burada. Hatta geçen hafta New York'a gittim geldim dedi. Yani acaba 2 saat önce toplantı yaptığımız o olabilir. Bilmiyorum. Belki de odur. Yani, Cansu. Evet. Yani o yüzden şey oldu. Yani pırıl pırıl bir arkadaş, tertemiz. Yani güzel. Bu işi böyle güzel yapan da var. Şimdi şunu ben merak ediyorum. Bu 2000'li yıllarda biliyorsun Türk popu, Türk pop müziği ve futbol çok altın çağını yaşadı Türkiye'de. Evet. Ve bir popçu ve futbolcu, topçu ve popçu furyası derler ya, öyle bir şey başladı. Anneler babalar da onları çocuklarına böyle şey, kızlar daha çok böyle şan dersi alsın, oğlum da işte futbol akademisine gitsin falan. Şimdi de şey var mı? Mesela sana öyle mailler geliyor mu? İşte Bahadır Bey, oğlum var, kızım var, bunu YouTuber yapalım gibi böyle mailler geliyor mu? Biz yaklaşık birkaç senedir şunu konuşuyoruz. Demin dışarıda konuşurken fırsat yoktu. Sana söyleyecektim onu. Evet. Biz influencer nasıl olunur
adında eğitim yapmayı düşünüyoruz. Aa, güzelmiş. Ondan sonra sertifika programı yapmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Ondan sonra bununla alakalı planlamalarımızı çok yaptık ve bunu birçok yerde konuştuğumda, toplantılarda insanlara anlattığımda ilk tepkileri şu oluyor. Aa, benim kardeşim var, hemen yazalım. Diyor ki benim çocuğum çok istiyor, gelsin görsün, mutlaka o eğitime katılsın. Acayip şekilde talep var. Baktığında insanların bu taraftaki ilgisi neden kaynaklanıyor? Birinci, maddi kazandıklarını düşünüyorlar. İki, bir insanlar tarafından tanınabilirlik, ondan sonra onara edilme var. Onların çok hoşuna gidiyor ve işte Yeşilçam'dan bahsettik. Eskiden Yeşilçam'da yeni bir figüranın çıkması çok zordu. Çünkü çok uzaktı, bu kadar iletişim yoktu. Şimdi iletişim o kadar kolay ki elindeki cep telefonundan çektiği bir fotoğrafla influencer olabileceğini düşünüyor zaten insan. Hemen diyor çekerim, videoya da alırım, YouTube'a da atarım, oradan yürür giderim. Buna baktığınızda bu mantıklı. Evet, böyle yürünüyor zaten. Keşke böyle mantık olsun, bu böyle olsun. Yürünüyor. Yani ama, en kısa yolu bu. Tamam mı? Aması ama var. Herkes yani. İçin gerçekleşecek bir yol mu? Orası soru işareti. Peki ne özellikler, yani ağız laf mı yapmalı? Ne bileyim, dünya takip eden bilgili birisi mi olmalı? Güzel bir kız ya da yakışıklı bir oğlan mı olmalı? Nedir? Yani Türkiye'de demin biz konuştuk onu toplantıda. Türkiye'de böyle bir standart belirleyemezsiniz. Türkiye'de sansasyonel bir tane video çekersiniz. Koyarsınız. O anda bugün viral olur. Yarın 500 bin takipçiye sahip olabilirsiniz Türkiye'de. Doğru. Hani geçenlerde bir hanım arkadaş vardı. İşte futbol müsabakasında sağın ortasında fırladı yurt dışında. Belki görmüşsünüzdür. Yok, küçük, denk gelmedim. Küçük bir hesabı vardı. Çok yazıldı, çizildi. Küçük bir hesabı vardı. Bir anda hesap 500 bin, 1 milyon seviyelerine çıktı. Çıktı. Evet, bir Avrupa Kupası maçıydı bu. Allah Allah. Ama bunu yaptığınızda Türkiye'de de çok rahat zıplayabilirsiniz. Ama gerçek manada yolu ne derseniz, bir, sizin mesela Barış Özcan örneğine girelim. Tamam mı? Barış Özcan bugün hepimizin takdir ettiği YouTuber olarak Türkiye'de en iyi içeriği üreten arkadaşlardan biri. Artı eksi konuşulabilir Barış hakkında. Birçok konuşmalar da yapılabiliyor. Sözlüklere baktığınızda birçok sözlükten konuşmalar bulabilirsiniz. Fakat bir YouTuber olarak değerlendirdiğinizde Barış'ın geçmişi var. Geçmişte kendisini yetiştirdiği bir tilti var. Bununla alıp, Barış dolu bir çocuk zaten. Doğru. Dolu olduğu için size verdiğinde kazan kazan prensibi çok iyi çalışıyor. Siz Barış'ı izliyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz. Çok doğru. Barış bu sefer herhangi bir markanın reklamını yaptığında, çalıştığında size hiç itici gelmiyor. Onu da kabul ediyorsunuz. Barış'tan geldiyse kabul ederim diyorsunuz. Gerçek influencer bu. Influence etkisi gerçek Barış'ta ilerliyor. Var oluyor. Bir de sürdürülebilir olması önemli. Evet, evet. Yani bir tane çekeyim, 60 gün yatayım, yok yani. Habire zaten galiba stresin en büyük kaynağı da bu, değil mi? Yani her dakika bir şey üretmek, nasıl üretiyor bu çocuklar zaten ya? Zaten belli bir zamandan sonra kilitleniyorsunuz. Mesela evet. Şu talepler geliyor. Diyor ki influencer, biz size ücret verelim, siz evet. Bize içerik üretin, biz çekelim. Ha, senaryo senden evet. Gelsin. Yani tıkanmış vaziyetteler, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ne yapacaklarını bilemedikleri için sürekli arayış halindeler. Yani birbirine tokat atıyor, birisi sılım yapıyor, o sılımı 50 kişi yapıyor, 500 kişi yapıyor, tamam mı, aynı evet. Şey. Yani içerik üretemiyorlar. Burada sıkıntıya çekiyorlar. Peki Barış'ta var mı böyle bir içerik sıkıntısı sizce? Yok galiba. Zaten dolu yok. Çocuk. Evet. Dolu, yetiştirmiş kendisini. Aslında gerçek influencer böyle olmalı. Yetiştirmen lazım. Ben bu konuyu çok iyi biliyorum arkadaşım. Ben bu konu üzerine istediğim her şeyi yapabilirim. Cem Yılmaz sizi sıkıntı çeker mi bugün? Hayır. Çekmez. Çünkü kendi sektöründe dolu bir arkadaş. Burada da bir şeyler yapmaya çalışsa bu tarafta da çok rahat bir şekilde verir. Ben o tip arkadaşları, o tip insanları şeye benzetiyorum. Mesela bir doktora gidiyorsunuz. İyi bir doktorsa vizite ücreti de yüksek oluyor. Evet. Ya kardeşim diyorsun, işte 5 dakika muayene ettim, bu kadar para. 5 dakika bakmadı. O 25-30 senenin tecrübesiyle. Bu saydığınız isimler de aynı şekilde. Yani bir şey konuşuyor. Adam o konu hakkında senelerce okumuş, etmiş. Çünkü şeyden anlıyorsun. Bir konudan bir konuya geçiyor. O konudan yani 30 tane şey anlatıyor. Onları böyle bir haftada bir yerden okuyup mümkün da değil. Değil. Mümkün. İmkansız. Yani ya o şimdi, çok önemli. Gene onun üzerine ilerleyeyim. Mesela dünyada NASA'nın uzaya araç gönderirken canlı olarak seyreden, dışarıdan, NASA'da çalışanlardan bahsetmiyorum, dışarıdan seyreden başka bir Türk yok. Ama Barış canlı NASA tarafından davet edildi. Niye davet edildi? Kendi kanalında yaptığı içeriklerle alakalı NASA'nın da dikkatini çekti. İyiymiş. Yani boş bir insanın böyle bir şeye dikkat çekme şansı yok. Yani ya hayallerle yaşamamak lazım. Ben denk geldim o şeye. Bu Mars'a ayak bas şey, Mars'ta bulunan şeyle alakalı bir şey yaptılar onlar. Anlık çeviri yaptı. NASA zaten zaman zaman
arsa şey Mars'a ya da uzaya uydular gönderiyor. Hmm. Bu uyduların gönderilmesi sırasında insanları davet ediyor. Bir uydunun gönderilmesi kara delikle alakalı galiba bir programdı galiba. Bir fırlatmanın da NASA'nın yaptığı canlı yayını Barış kendi kanalında aldı, yana koydu. Kendisi üstüne canlı yayın yaptı ve dünyadaki uzayın seyrini anlattı. Nasıl başladı, bugüne nasıl geldi, bunu anlattı. Yaklaşık galiba 2,5-3 saat sürdü bu canlı yayını. Okay. Ve NASA'nın canlı yayını izleyenden daha fazla Barış'ın canlı yayını izleyen vardı. Böyle olunca NASA'nın dikkatini çekti. NASA diyor ki benimkinden daha çok izleyen, ben canlı yayını yapıyorum, uzaya ben fırlatıyorum. Bir başkasının benim canlı yayınımı alıp yayınlaması daha çok izletiyor. Bu kim diye soruyor. Sonra onu canlı yayına davet ettiler. Şimdi bizim zamanımızda ben 99'da üniversiteden mezun olduğumda bizim anamız babamız şey diyordu. Oğlum gir bir bankaya müfettiş ol, finansçı ol. Ki keza da öyle oldu. Evet. Tabii bizim şansımız şu abi. 90'lı yıllarda işte ne bileyim 100 bin dolarla o bankadan bu banka transfer olanlar vardı. Bizim şansımızda kriz geldi. Tamam, 2001 senesi krizleri vesaire. Ya biz tabii yani o dönem tabii internetin iyisi de yok gibiydi. Yani daha yeni yeni başlamıştı. Dünyada da Türkiye'de. YouTube zaten yoktu. Ama yani YouTuber olacağım desem herhalde biz bir beş parmak yerdik. Yani hani şimdi tabii dünya da çok hızlı değişiyor. Yani YouTuber olmak, fenomen olmak, influencer olmak. Çünkü dünya oraya doğru gidiyor. Yani e-spor diye bir kavram var mesela. Ben hala anlıyorum ama anlamıyorum. Ama deli gibi bir yatırım var. Markalar orada olmak istiyor. Türkiye'de bile milyonlar tabii, şu anda orada izleyici. Acayip bir şey ya. Milyonlar yani orada. Ve marka tarafına baktığınızda donanım firmalarının dışında hiçbir marka da yok. Evet, baktığınızda. Burada markalar için inanılmaz fırsatlar var. Ve geleceğin spor onun üzerinden yapılacak. Planlanan bu. Yani biz bundan belki 20 sene sonra futbol da orada oynamak zorunda belki kalabilir. 20 seneye de kalmayabilir. Kalmayabilir. Ben yalnız çok saygı duyuyorum bu arada. Yani çok eleştiriler geliyor. Biraz bizde çekememezlik de var. Yani şimdi içerik üretmek zor bir şey. Kesinlikle. Yani biz çok basit bir içerik üretirken bile milyon defa düşünüyoruz. Yani ben en azından kendi adıma konuşayım. Yani şimdi bu arkadaşlar dediğin gibi yani milyon takipçisi var. Bu insanları her hafta belki 2 tane 3 tane şey çekiyor. Bir prodüksiyon yapıyor. O insanların ilgisini çekmek, İşte yüz binlerce, milyonlarca like almak, beğeni almak, güzel yorumlar alabilmek için belki de çok düşünüyor, tasarlıyor, onu yapıyor, montajlar. Yani kolay bir iş değil aslında. Artık, yani değil artık mi? Zaten bunu iş olarak kabul edenler ekip oldular. Tek başlarına ilerlemiyorlar. İlk başta daha amatörce başlayıp. Tabii amatörce başladılar. Hmm. Kendileri her şeyi halletmenin derdindelerdi. Hmm. Ama şimdi artık bir ekipler. Ekipleriyle birlikte yapıyorlar öyle bu işleri. Mi? Tabii. Ha. Yani prodüksiyonu yapan ekibi var, çekimi yapan ekibi var. Ondan sonra o sadece fikir üretiyor ya da yani aslında şu anda kameranın ön yüzünde görünen ön gibi düşünelim onu. Hmm. Tabii fikri var içeride mutlaka. Bir de konsept oluşturuyor mesela YouTuber tarafına baktığımızda YouTuber'ların konseptleri var artık kendilerine göre. Konseptler işliyor. İşte hesap kimde diye bir konsept var kafalar ekibinin. Hesap kimde konsepti şu anda insanların çok hoşuna gidiyor. Aynı ekibin kışkırtma diye bir konsepti vardı. Kışkırtma videoları çekiyorlardı. Takipçilerinin çok hoşuna gidiyor. Bunları takip ediyorlar. Biz bunlarla alakalı ürün yerleştirmeleri ve markaların sponsorluklarını alıyoruz bu videoların içine. Mantık olarak baktığınızda hesap kimde videosunu çekmek çok maliyetli bir içerik. İşte siz hesap kimde videosunu çekerken bilmiyorum hiç seyrettin mi? Yok. Şöyle anlatayım kısaca. İşte 3 arkadaş kafalar ekibi. 3 arkadaş kredi kartlarını 3 tane zarfın içine koyuyorlar. Zarfları kapatıyorlar. Herhangi bir mağazaya giriyorlar. A mağazası, B mağazası, bir elektronik mağazası. Sonra diyorlar ki atış serbest. Herkes istediği şeyi alabilir. Allah Allah. Doğru mu? Şimdi Ahmet gidiyor bir başka alıyor. Mehmet gidiyor bir başka alıyor. Öbür arkadaş bir başkasını alıyor. Diyor ki annem kahve istemişti. Kahve makinesi istemiş. Kahve makinesi. Bu diyor yok babama tost makinesi lazım. Tost makinesi. Biri diyor ki ben bir tane şu marka telefondan alacağım. En pahalısı bu. Falan topluyorlar. Belli bir zaman var. Diyelim ki 15 dakika. 15 dakika sonra hepsi kasanın önünde buluşuyorlar. Aldıkları malzemelerle. Acaba kimin karsa? Evet. Geliyorlar. Bakıyorlar malzeme. 10 bin lira birininki tuttu. 20 bin lira. Orada tabii sürtüşmeler devam ediyor. Ya niye bu kadar aldın? Ne yaptın bu kadar? Bana çıkmayacak ki oğlum diyor. Ne fark eder diyor. Tamam mı? Sonra günün sonunda baktığınızda atıyorum 35 bin liralık alışveriş yapılmış. Abi bayağı. Yazar kasaya uzatıyorlar. Diyorlar ki seç birini.
bir tane zarfı seçiyor, birisinin kartına çıkıyor. Aa, ilginçmiş. Ve insanlar bunu merakla izliyorlar. Yurt dışından da formatlar alınıyor galiba, değil mi? Biraz yani bir şöyle, herkes birbirinden esinleniyor. Yurt dışındaki çünkü içerikte zaten sıkıntı var senin de dediğin gibi. İçerikte sıkıntı olduğu için herkes hem dünyadaki diğer arkadaşları takip ediyor, hem Türkiye'yi takip ediyor. Bir tane birisi içerikte bir şey yaptın, öbürü hemen kopyaları yapılmaya başlıyor ertesi günü. Tutturabilirse, sevilirse devam ediyor. Sevilmezse başka. Kopyala yapıştır. Evet, kopyala yapıştır. Evet, sevgili dostlar, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrardan sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Influencer marketing ile alakalı yaptığımız sohbetimize sevgili Bahadır abiyle devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? İnsanlar içerik üretmekte zorlanabiliyor. Yurt dışından formatlar ya da kendi aralarında formatlar kopyala yapıştır olabiliyor. Şimdi ben bir markayım. Bizi izleyen de bir sürü marka var. Ve geçen gün de duydum. Ya ben diyor gideceğim diyor bir influencerla çalışacağım. Kimle çalışacağını bilmiyor. Yüzlerce binlerce influencer arkadaş var. Neye dikkat etmesi lazım? Yani takipçi sayısı fazla olması mı önemli? Atıyorum şampuan markası ya da televizyon markası farklı kişilere mi gitmesi lazım? Nedir? İşin inceliği nedir? Onu biraz sizden duyuyorum. Bir kere hedef kitlesine bakacak markamız. Hedef kitlesi çok önemli. Yani influencer'un hedef kitlesine. Yani kendi hedef kitlesine bakacak. Ha, kendi hedef kitlesine. Sonra influencer'un kimlere hitap ettiğine alakalı hedef kitlesine bakacak. Tamam. Yani takipçi sayısının aslında evet önemi var ama birinci önem arz eden kriter değil. Hedef kitleyi bulduk. Bu hedef kitleye uygun hangi influencerlar olabilir? Onları bulacağız. Ondan sonra sıralama yapacağız. Takipçi sayısı, etkileşim oranı birinci öncelik. Takipçinin önüne çıkaracağız etkileşim oranını. Bazen herhangi bir bizim makro seviyede dediğimiz 70 bin, 80 bin, 100 bin sayılabilir makro. Influencer'da takipçisi olan insanlarla çalıştığımızda bunların %30'lara varan, %40'lara varan etkileşim oranlarına sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Bu şu demek. Diyelim ki bir insanın 100 bin takipçisi var. Bu 100 bin takipçinin eğer %30 etkileşim oranına sahipse ortalama her gönderisinin altında veya beğeni olarak yaklaşık 30 bin kişinin o kişiyle etkileşime geçtiğini söyler bu oran bize. Doğru. Asıl doğru. Önemli kısım burası. Sizin herhangi bir markanızın da içinde yer aldığı bir postun 30 bin kişiyle etkileşime geçtiğini düşünüyorsunuz burada. Birinci öncelik o zaman etkileşim oranı. Bu etkileşim oranını birkaç tool var. O tool'lardan elde edebilir herkes. Evet. İnternet ortamını aradığında mutlaka bulacaklardır. İki, influencer arkadaşın duruşu sizin markanızı temsil edebilecek mi? Her influencerla da çalışamazsınız. Bazen öyle olur ki işte 8 ila 14 yaşındaki çocuklarımıza hitap eden influencerlar vardır. Siz illa takipçisi bunun 5 milyon diye bu insanla çalışma şansınız yoktur. Bunlara bakacaksınız. Hangi yaş oranında, erkek kadın oranı ne? Bunlara bakacaksınız. Eğer elde edebiliyorsanız hangi kategorilere hitap ediyor. Hitap ediyor. Moda, işte seyahat, yemek, hangi kategorilerde daha fazla takipçiye sahip bunları çıkarabiliyorsanız ondan sonra listenizi oluşturup kampanyalarınızı başlayabilirsiniz. Peki mesela ben şöyle bir şey de duydum. Sen de onu teyit et lütfen. Geçen sene konuşulmuştu bu. İsmini vermeyeyim şimdi. Bir Türkiye'nin en büyük alışveriş yapılan yerlerinden bir tanesi. Hı hı. Çocuklar 18 yaşın altında olduğu için kredi kartı kullanamıyor ya. Evet. Ve bu oyunlarda bir yere geliyorsun. İşte atıyorum bir şey alacaksın. Bir atıyorum balta atıyorum. Para istiyor. Sen de onu alıp level atlamak istiyorsun. Tamam. Bir üst seviyeye geçmek istiyorsun. Kredi kartı olmadığı için de şey yapamıyor. Bir market zinciri şey yapıyor. Kazı kazan gibi bir kart çıkartıyor. 20 liralık, 50 liralık işte. Sıkıntı yaşadı galiba yalnız. Bilmiyorum. Ama şey bunu diyor biz satmak istiyoruz. Hı hı. Ve iki tane çocuk var. İsimlerini hatırlamıyorum. Bu çocuklar
çocukların kanalı oyun kanalı. Akşama kadar çocuklar yapıyor. Oyun oynuyorlar ve o görüntülerin aynısı yayınlanıyor. Ve biraz böyle argo konuşmalar var, küfürlü konuşmalar var. Şimdi firma diyor ki ya biz koskoca kurumsal bir markayız. Ya bu adamlar hafiften küfürlü konuşuyor, bize dokunur. Biz onu alalım. Şurada öyle bir stüdyoya koyalım ya diyorlar ki o olmaz. Yani bu adamların bir kitlesi var. O adamlar o kitleye hitap ediyor. Yani sen buraya koyarsan kimse izlemez. Çalışmaz. Doğru değil mi? Yani çünkü tamam diyorlar. Hasbel kadar kabul ediyorlar. Ve o kampanya inanılmaz başarılı oluyor. Kaza kazan kartları kalmıyor. Sonra ne oldu bilmiyorum ama yani. Bakın şöyle. İçinde bulunduğumuz kompleks KRT televizyonu içinde geçerli. Doğru. Bugüne kadar markanın gücü vardı. Marka istediğini bir dereceye kadar yaptırabiliyordu. Bu televizyonlara, gazetelere, dergilere böyle işliyordu. Ama şimdi artık karşımızda canlı kanlı, başta dediğimiz canlı kanlı bir mecra var. Bu bir insan. Ve insan kendisini ortaya koymuş, kendisini ortaya koyarak takipçiler yapmış. Doğru. Siz bunu alıp başka bir yere, sanal bir yere götürdüğünüzde kendisi olmaktan dışarı çıkıyor. O zaman takipçiler izlemez. O zaman takipçilerde hiçbir etkisi kalmıyor. Doğru. Eğer akıllı bir influencersa zaten bunu kabul etmez. Ama akıllı bir influencer değil, paraya bakan bir influencersa bunu kabul eder ve yapar. Yapar ama ne kadar yapar? Bir sene sonra, 6 ay sonra, 3 sene sonra tamamen bu arkadaş biter. Normal şekilde bize gelen taleplerde hiçbir şekilde biz A marka, B marka, global marka hiçbiri diyoruz ki influencer arkadaş kendine göre yorumlayacak. Bunu benzetiyorum ben. Hani kızla erkek evleniyor. Ondan sonra kız diyor ki erkek şöyle. Adam diyor ki ama sen beni böyle kabul ettin. Yani onun da takipçileri o influencer'ı öyle kabul etmiş. Aynen öyle. Sen şimdi onun farklı bir formata sokmaya çalışırsan İzli bence 6 aya kalkar ama 3 ay sonra terk eder. Olmaz, yani çünkü tabii. 1000 tane influencer var. Yani takipçi kazanmak çok zor. Takipçiyi kaybetmek çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Doğru. Yani anında kaybedersiniz. Doğru. En küçük hareketinizde sizi anında silerler. Ya işte zor. Geçen işte onu düşündüm. O gün sana demin söylediğim şeyde üniversitede. Ya dedim ki kızın 350 bin, 400 bin takipçisi var. Türkiye'deki bir sürü ilden daha fazla insanın. Ya bir şehir gibisin yani. Acayip bir şey ya. Yani sen bir şey ediyorsun ve 400 bin kişiye hitap ediyorsun. Ya da 7 milyon olan da var. Şimdi isimleri zikretmeyeyim. 7 milyon, 5 milyon. Acayip bir şey ya. Yani çok acayip bir egosantrik bir durum yani. 2 milyon takipçim var. O söylediğiniz insanlara mesela herhangi bir yerde, bir caddede dolaştırma ihtimaliniz yok. Ne yapıyorlar? Evde mi oturuyorlar? Yani çıkmıyor mu? Ya başka şansları yok şu anda. Yapabilecek bir şey yok. Yani bir yere giderlerse etrafları böyle korumalarla dolu öyle gitmek zorundalar. Yani normal şekilde dolaşamazlar. Allah Allah. Yani yurt dışına gittiğinizde böyle değil belki ama bizim ülkemiz için böyle. İşte AVM'ye götürüyoruz. AVM kilitleniyor. Kapısı kilitleniyor yani. AVM'de götürdüklerimizden birçoğunda bunları yaşadık. Bizim dışımızda başka bir arkadaşımızın yaptığı geçen gene televizyonlara haber konusu oldu. Evet. Organizasyon yapılamadı. AVM'deki izdihamdan dolayı organizasyon yapılamadı ve iptal edildi. Yani biz hep düşünürdük. Şimdi sen bunları söyleyince yani sevgili seyirciler öyle değil mi? Bir sanatçılar değil mi? Bir yere gidince izdiham olur falan bitti. Derdik. Şimdi bakın olay ne kadar farklı bir yere gitmiş. Yani ama YouTuber dediğimiz arkadaşlar. Mesela Reymen, Yusuf. Yusuf'a baktığınızda Yusuf bugün bir tane parça yaptı yeni. Yani herhalde 1-2 hafta oldu olmadı. Evet. Şu anda 70 milyonlarda izlenmesi var. 70 milyon. İnanılmaz bir şey. Hangi sanatçımızın, hangi müzisyenimizin yaptığı parça bu oranda izlendi? Spotify'ın global listesine baktığınızda ilk Türk 100 arasına giren ilk Türk Yusuf'un parçası, Reymen'in parçası. Allah. Evet. Nedir bu kadar popüler yapan? Takipçileri var, fanları var. Fanları var, seviyorlar. O ne yaparsa seviyorlar artık. Tarzı. Şimdi düşünebiliyor musun? Sen bir marka geldi ve buna dedi ki Yusuf'a sen bunu yapmalısın. Ben böyle istiyorum. Benim kriterim bu. Yusuf bunu yaparsa bu takipçi Yusuf'un arkasından gider mi? Yusuf bunu gitmez. Yapmamalı. Yapmaz da. Peki bu yapılan markalara yapılan çalışmalar sonrasında bir influencerla çalıştı ya da onlarca influencerla başarı kriteri sadece etkileşim oranı mıdır? Başka ne tip kriterlere bakıyorsunuz? Yani zaten kampanya başlangıcında soruyoruz biz markalarımıza. Beklentiniz ne diye. Yani satış mı, marka bilinirliği mi? Bunları zaten markamız bize iletiyor. Benim işte marka bilinirliği ya da satış. Otomatikman biz mecralara da yönlendiriyoruz. Mesela işte bir kampanyamız var, çok hızlı bir şekilde aksiyon almak istiyoruz. O zaman diyoruz ki Instagram'da yapmamız lazım.
Niye? Hızlı aksiyon alma yöntemi Instagram üzerinde gerçekleşebilecek bir kampanya yöntemi. 72 saatte zirve yapar biter. 72 saatten sonra SMS'i okunmaz. Instagram'a bir post attığınızda siz bakıyor musunuz Instagram'da insanların bundan 5 gün, 10 gün, 15 gün önce attığı postlara? Kimse yok, bakmıyor. Herkes. 72 saat, tüketildi. 72 saatte zirve bitti. Ama YouTube'da yaptığınız, YouTube'da yaptığınız herhangi bir hareket evet. YouTube için geleceğe dönük yatırım yapıyorsunuz. Uzun vadeli. YouTube evet. Şu anda uzun vadeli yatırımların olduğu yer. O zaman marka bilinirliği yatırımlarını YouTube üzerine yapmanız lazım. 3 sene sonrasında, 4 sene sonrasında yapacağınız yatırımlar. Herhangi bir kelimede oradaki SEO'da sıralama alabilmeniz lazım. Bunu yapan çok az sayıda marka var şu anda. Bunu yapan her marka 3 sene sonra, 4 sene sonra farklı noktalarda olacak. Şeyi soracağım. Instagram şimdi 7 tane ülkede denemeye başladı ya. Evet, beğenileri kaldı. Beğeni göremiyorsun yani. Hı. Sen hariç kimse göremiyor. Evet. Bu diyelim ki sevildi ve başlandı. Hı hı. İnfluencerları nasıl etkiler? Bizim tarafımız etkilemez. İnfluencer'ın görmesi yeterli zaten. Raporlama sistemine baktığımızda biz raporlardan çekeceğiz zaten verileri. Size güvenecek ve influencer'ın... Bizim için de güzel. Gerçek ortaya çıkacak aslında mantık olarak. Niye? İnsanlar bugün beğeni satın alıyorlardı. Aynı takipçi satın aldığı gibi beğeni de satın alıyordu. Kendisini beğenmiş gibi gösteriyordu. Harika. Bu sefer bunlar ortada kalmayacak. İnsanlar böyle bir şeyle kafalarını yormayacak. Tabii. Şey düşünülüyor. Ya geçen gün yine böyle bir kulağıma ben bazen böyle bir yerde giderken metroda falan böyle herkesi dinliyorum yani. Bizim işimiz o ya. Gözlemlemek, dinlemek. Ya diyor işte diyor bilmem ne diyor. O kadar para kazanıyor. Havadan paralara kardeşim falan. Biz diyor eşek gibi yani tırnak içerisinde çalışıyoruz akşama kadar. Bu kadar para kazanıyoruz falan. Yani ne diyorsun? Havadan mı para kazanıyorlar? Hayır. Her birinin arkasında çok büyük emekler var. Hiç yani kolay. Şey çok merak ediliyor. Aylık gelirler hani böyle 50 milyarlar, 100 milyarlar böyle paralar kazanılıyor mu abi yani? Yani zikretmeyelim ama kazanılan paralar var. Var mı? Var. Daha yukarıda da olanlar var. Bunlar aydan aya değişse de bu miktarların üstüne çıkanlar da var. Tek bir video için bu bedeller ödeyen markalar da var. Ve daha da yukarı çıkacak. Çünkü hep marka tarafından konuşuyorum. Çünkü bütçeyi veren marka. Doğru. Bütçeyi veren marka olduğu için karşılığını da almak istiyor. Bugün hiçbir marka 200-250 bin lira, 300 bin lira almadığı, karşılığını almadığı bir yere bu yatırımı yapmak istemez. Ve devamı geliyor. Devamı geldikçe de bütçeler yukarıya çıkmaya başlıyor. Demek ki karşılıklarını alıyorlar. Havadan para kazanılmıyor yani. Havadan para kazanılmıyor. Bunların demin de konuştuk ya üzerinde. Bu çocuklar çok büyük eziyetler çekiyorlar içerik üretebilme adına. Çok büyük külfetlere de katlanıyorlar. Biz görünen yüzünü izliyoruz. O taraf bize hoş geliyor. Ama arkasında yaşananlara baktığınızda çok büyük eziyetler de çekiyorlar. Çünkü her gün içerik üretmek zorunda. Haftada 3 gün taahhüt etmiş. Haftada 3 gün video içerik üretmek zorunda. Düşünebiliyor musun sen? Haftada 3 gün konsantre bir içerik üreteceksin. 10 dakikalık içerik üreteceksin. Bu 10 dakikada insanlara zirve yaptıracaksın ve orada bırakacaksın. Yarın bir 10 dakikalık daha içerik üreteceksin. Gene insanlar aynı şekilde beğenecekler bunu. Ve bu psikolojiyi her gün yaşıyor bu çocuklar. Arkasında çok büyük emek var. Mesela öncelerden anlatalım. Odun Elif vardı Kadir. Twitter'da meşhurdu bir zamanlar biliyorsunuz. Evet. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yla yaşadığı hadiselerle bayağı gündeme gelmişti. O zamanlar da Twitter çok gündemde olan bir sosyal medya mecrası. Evet. Ve fenomenler ya da influencerlar Twitter üzerinde var ağırlıklı olarak. Kadir bir gün düşünüyor diyor ki ya bu Odun Elif evet güzel iyi gidiyor. Ondan sonra şu anda o gündemdeyiz de. Fakat yarın öbür gün bir şey olursa, herhangi bir şey olursa ben ikinci bir hesap ne yapabilirim acaba diyor. Ondan sonra diyor ki Kadir'in ağzından dinlediğim için anlatıyorum. Abi düşündüm diyor. Sonra diyor tamam dedim diyor, buldum dedim diyor. Kain Elif diye bir hesap açıyor Twitter'da. Çok ilginç. Sonra bu Kain Elif'teki nasıl takipçi yapabilirim acaba diye düşündüm. Onlar takipçi kasmak diyorlar. Nasıl takipçi kasabilirim diye düşündüm diyor. Sonra baktım ki diyor Avrupa Kupası maçları var diyor. Hatırlamıyorum şu anda. Beşiktaş, Galatasaray, işte Fenerbahçe genelde olduğu için bunlar söyleyeyim. Diyor ki oturdum yaklaşık 15 gün var maçlara diyor. Hı. Her maç için diyor skorlar yazdım ve tweet attım diyor. Bir tane tweet attım dedim ki diyor Fenerbahçe 1-0. İşte Fenerbahçe 2-0. Fenerbahçe 3-0. Başka bir tweet attım diyor gene döndüm diyor. Bunlar her birine ayrı ayrı. İşte Fener 0-1.
İşte Fener 0-2 ondan sonra. Sonra Fener 1-1 falan. Böyle bütün söylediğini de unuttum şu anda. 10-15 tane falan çıkıyor herhalde. 20 tane sonuç çıkıyor. Hani olabilecek sonuçları. Bütün diyor 3 takım içinde yaptım onu diyor. Sonra maç günü geldi. Kimse bilmiyor Kain Elif'in hesabını diyor. Kimseye duyurmadım diyor. Maç günü geldi diyor. Maç gününde goller olmaya başladı ya da beraberlikler olmaya başladı. Ben olmayan sonuçları sildim diyor tweetleri diyor. Geriye bir tane gerçekleşen tweet kaldı diyor. Ve 15 gün önce atılmış. Demişim ki diyor Fenerbahçe bu maçı 1-0 kazanacak. Tweet'in hesabı anı Kain Elif. Ve hemen bu taraftan post attım diyor. Dedim ki diyor Kain Elif diye bir hesap çıkmış. İşte 15 gün önceden tamam mı Fenerbahçe maçını bilmiş. Allah Allah. Anında diyor hesaba diyor takipçiler yağmaya başladı diyor. İnanılmaz şekilde takipçi geliyor diyor. Sonra diyor bana maç sormaya başladılar. İşte önümüzdeki maç ne olacak? Çünkü niye? Bir sürü bunun üzerinde iddialar oynanacak. Doğru. Otomatikman diyor bana soruyorlardı. Ben de diyor salladım bir tane diyor. Şu kadar şu kadar olacak dedim diyor tamam mı? Ondan sonra inanılmaz şekilde diyor tamam mı? Onun üzerine gitmişler şey oynamışlar diyor. İddia oynamışlar. İddia. Diyor. Evet. İlginç. Ve bunun arkasındaki emeği görebiliyor musunuz? Çocuk bir hesap için oturuyor, düşünüyor, bunun üzerinde kasıyor ve yeni hesap yapıyor. Takipçileri inanılmaz bir takip seviyesine ulaşmıştı. Belki şu anda bilmiyorum hesap ne durumdadır, böyle bir hesap Twitter vardır. Twitter artık yani influencer anlamında eski şey kalmadı mı? Twitter şöyle, olay var, toplan, olay bitti, ayrıl yeri olduğu için Twitter'da çok hemen hemen belki bir yıldır, bir buçuk yıldır hiç kullanmıyoruz. Yani en son mesela seçim, İstanbul seçimleri zamanı çok bir biraz siyasi tarafa da, siyasi tarafa da tamamen kaldığı için, kanalize olduğu için Twitter Türkiye'de. Evet. Onun için markalar tarafından çok tercih edilen bir ortam Instagram değil. Instagram daha keyifli. Evet, resimli mesimli. Evet, evet, evet. Instagram markalar tarafından YouTube'da çok tercih edilen. YouTube'da güzel görüntü var, şey var. Peki şey, bir de tabii benim güldüğüm şey şu. Bazen böyle influencerların şey var. YouTube'dan ne kadar para kazandım diye videolar var. Herkes onu izliyor bir de. Ne kadar kazanmıştı. O daha da para kazandırıyoruz yani adamlara. Şimdi influencer yani bir markadan reklam alırsa oradan para kazanabilir. YouTube'da videosu izleniyorsa YouTube'dan para alabilir. İzlenmeden kazanabilir. Başka nereden kazanabilir? İki yol mu var? Yani sponsorluklardan kazanır. Hmm. Ürün yerleştirmelerden kazanır. Eğer YouTube tarafındaysa izlenmelerden kazanır. Ondan sonra gelir modelleri ya da işte etkinliklere gider. Etkinliklerden kazanır. Çünkü artık onlar bugünün selebritileri, meşhurları onlar. Hmm. Onları etkinliklere götürüyoruz. Etkinliklerden kazanır. Hatta nereye kadar gittiğini söyleyeyim. Doğum gününe bile davet etmek isteyen ve yok ne kadarsa artık parası verelim çocuğumun doğum gününe gelsin diyen. Evet, evet, evet. Ya Allah biz yapamadık onu yani bak. Kemal'cim yani evet. Biz çağıramadık senin doğum gününe bir influencer. Bilmiyorum. Doğum gününe çağırıyor. Evet, evet. Parası neyse vereyim. Evet. Parası neyse vereyim. Şey, ben birine dedim öyle. Palyaço muyuz biz hanımefendi dedim ya. Yani palyaço mu zannettiniz siz bizi? Palyaço değiliz biz. Ha, yani. İyi para veriyorsa gitmez mi? Yani yok. Öyle mi? Evet. İnfluencer onu yapmamalı. Yapmamalı. Evet yapmamalı. Ama yani çok güzel, acayip paralar mı veriyoruz ona? Yapmamalı işte para. Bu şey gibi yani hani çok böyle 80'li yıllarda adam veriyor parayı işte gazinoyu kapatıyor ya astrolojisi sadece ona söylüyor. Onun gibi bir şey olmuş yani çok ilginç. Ne var biliyor musun? O doğum gününden mutlaka görseller, videolar dışarıya yansıyacak. Evet, onun adına negatif konuşmalar başlayacak. Tabii. Ama bu yapılmamalı, olmamalı yani. Doğru, doğru, doğru. Ya ben bir de şeyden çok rahatsız oluyorum bir tüketici olarak. Bazı mesela kadınlarda daha çok görüyorum bunu. Stratejiyi herhalde biraz yapamamışlar. Hı-hı. Yani 10 tane markadan reklam alınmış. Evet. Belki bazıları paralı, belki bazıları parasız. Evet. Eş dost. Evet. Ya o gün bir story koymuş kadın. Habire ya ben bugün işte bilmem bu bardağı aldım çok güzel. Bir de hep aynı cümleler, aynı kelimeler. İşte yok çok basma minnoş, kalıp. Çok bilmem ne. Yani hatta bir tane var öyle bir arkadaş. Yani çok da sevdiğim saydığım bir insan. Dedim ki ya bu ne ya dedim. Yani her gün çünkü şeye gelmeye başladı. Yani bir insan her şeyi beğenir mi kardeşim? Yorgan takımı, yok bardak, avize bilmem ne, krem, güneş kremi. İtici geliyor değil mi? İtici geliyor. Yani bunu da aslında planlaması gerekmiyor mu? Yani durun ben bir hafta reklam almıyorum. Çünkü bir planlaması olması gerekmiyor mu? Kesinlikle planlaması olması gerekiyor. Dün akşam 140 Journals'ın yeni videosunun lansmanındaydık. Onlar da çok başarılı. Evet, lansmandaydık. Daha yayınlanmadı. Orada seyrettik. İşte ekonomik krizi anlattıkları bir video yapmışlar. Onun üzerine bu soru da geldi onlara. Siz gelirinizi nereden sağlıyorsunuz diye. Ondan sonra ben içerisinde bildiğim için 140 tarafının. Doğru.
her videolarını sponsorlu yapma ihtimalleri yok bu arkadaşların. Ama sonuçta bu arkadaşlar da taş yemeyecekler yani. Bir şey yemeleri lazım. Hayatta kalmaları, ayakta durmaları lazım. Tamam. Ki onların videoların içinde kullandıkları müzikleri, telifli müzikler kullandıkları için YouTube tarafından herhangi bir gelir elde etmiyorlar. YouTube'dan izlenmeden gelirleri yok. Onların gelirlerini sponsorlu videolardan elde etmeleri ya da başka işleri varsa oradan takviye etmeleri lazım. Onlar her videolarında sponsor çıksalar sıkıntı yaşayacaklar, çıkamıyorlar. Tahminim ortalama işte ayda 2 video civarında video yapıyorlar. 4 videoda bir tanesini sponsorlu gibi yapmaya çalışıyorlar. Bu gelirle de geçinmeye çalışıyorlar. Mantık olarak baktığınızda burada istenen rakam herhangi bir sponsordan yüksek gibi gelse de böyle düşündüğünüzde o arkadaşların eline hiçbir şey kalmıyor gibi. Ama inanılmaz prodüksiyonlar var. İnanılmaz belgesel, evet, yani, belgesel tadında içerikler var. Onu düşündüm bir anda. Yani yapılan içeriğin kalitesini falan düşününce. Çünkü biz burada yani minnacık bir şey yapıyoruz. Kendi adıma konuşuyorum yine. Ya montajı, şusu, busu falan çok zaman alan bir şey. 45 yani, gün sürüyor. 45, şimdi onlara şey düşününce 45 gün. 45 gün sürüyor. Evet, çok acayip çünkü. Çok kaliteli. Evet. Yani 4 tane videodan bir tanesinden para alıyorsa evet, para odaklı değiller demek değil, ki. Gerçekten değil. Çok evet. Kaliteli. Çok. Evet. Ama mantık olarak markamızı ulaştırdığımızda marka da diyor ki ya bu ne bütçe ya, böyle bütçe mi olur diyebiliyor. Ama böyle baktığınızda gerçekten o insanların eline harcayabilecekleri büyük miktar para kalmıyor. Bahadır abi seni bulmuşken şeyi sorayım. Geçen gün şunu fark ettim. Böyle eski diziler var hit olmuş. Ondan sonra bir tane böyle ben de takıldım geçenlerde bir bölüm izledim falan. Ya bir baktım işte yapım şirketine kurduğu bir YouTube kanalı. Ya eski bölümleri izliyorum, bakıyorum böyle arada. Ya bir bölüm 6 milyon izlenme, 7 milyon izlenme. Yani adam zamanında kanaldan parayı almış kazanmış. Şimdi YouTube'dan da. Şimdi YouTube'dan izlenmeden kazanmış. Acayip ya yani. Ya şöyle bir baktım 6,5 milyon o bölüm. Ya ve 60 bölüm, 70 bölümlük dizi. Yani böyle tap olan diziler var, tamam mı? O tap olan diziler tekrar tekrar izleniyor insanlar tarafından. Ve gençlerin beğendiği diziler var işte. Gençlik dizileri evet, var. Evet, gençlik dizileri var. Oradaki o dizilerde belli karakterlere takılmış vaziyetler, o karakterleri tekrar tekrar izleyerek dizinin yapımcısına ya da kanalın sahibine kazandırmaya çok devam ediyorlar tabii. Belki de o anlaşmalar yapılırken hepsi böyle madde madde yazılıyordur. Yani YouTube kanalının geliri. Şu anda öyle. Belki o diziler eski diziler çevrilirken bundan 7-8-10 sene önce evet. Böyle bir madde yoktu yani. Madde yoktu, doğru. Düşünülmüyordu böyle bir şey yani. Nereden nereye? Şu anda ya? Böyle bir içeriğin YouTube tarafında yayınlanmasının kime ait olduğu bile bilinmiyor olabilir yani. Doğru. Yani herhalde yapım şirketi koyduğuna göre o onları koyduğuna göre onda herhalde haklar ya da bilmiyorum. Peki şey var mıdır? Yani herhangi bir ürün tanıtımı için yani hayır bu Instagram'da tanıtılmalı, hayır bu YouTube'da tanıtılmalı gibi kesin kurallar var mı? İşte başta dediğimiz şey demin söylediğimiz yani başta derken işte senin ya da markanın ne beklendiğiyle alakalı bu. Eğer satış beklentisi varsa bir kampanyasının hızlı bir şekilde duyurmasını bekliyorsa otomatikman hemen bugün için Instagram diyoruz. Ya da sen marka bilimi ise biz markamıza tavsiyemiz marka bilimini istiyorsa YouTube tarafına diyoruz. Ya da sen hedef kitlene baktığında işte 15, 17, 20'li yaşlara kadar olan biraz 20'yi aşan çocuklar dediğinizde hemen biz gamerlara öneriyoruz. Gamerlar üzerinde. Gamerlar üzerine baktığınızda Twitch ortamında. Twitch de acayip. Evet, Twitch ortamında bir şeyler yapabilirsiniz. Onlar üzerine öneriyoruz. Orası acayip bir platform oldu değil mi? Kesinlikle. Yani inanılmaz bir platform. Sadece oyuncular var. Oyuncular var tüm dünyada böyle. Ve canlı yayın oyun platformu orası. Ve inanılmaz turnuvalar yapılıyor onun üzerinde. Ve markalar için çok büyük fırsatlar var. Çok büyük ürün yerleştirmeleri yapılabilecek bir yer. Daha Türkiye için ne yazık ki oralarda henüz çok böyle dutluk. Sadece donanımcılar var. Donanımcıların haricinde kimse yok. Evet. Ama mesela şey de var. Onları da boş geçmeyelim. Arkadaşlar şu anda inanılmaz güzel içerikler üretiyorlar. Podcast yayıncılığı başladı. Evet, ben onu çok söylüyorum. Evet, podcast yayıncılığın geleceğine çok inanıyorum. Çok bakir. Çok inanıyorum bence çünkü kalmış bir yer. Ben bugün metrobüse bindiğimde YouTube'u açıp bir şey izleyemiyorum ama podcast'imi dinleyebiliyorum. Bana da keyif veriyor. Onun için podcast yayıncılarını yani verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum İstanbul'da ben. İstanbul'da özellikle trafikte kalan evet. Artı spor yaparken podcast bence evet, çok güzel evet, oluyor. Evet, evet. %100 katılıyorum. Evet. Evet, zaman su gibi akıp geçti. Bahadır abi çok teşekkür ederim. Ben Ağdan teşekkür sağlık. Ederim davet ettiğin çok, için. Çok güzel bilgiler verdik.
Sevgili dostlar, bugün de programımızın sonuna geldik. Notlarıma bakıyorum, bayağı dolu dolu işlemişiz. Yani sevgili dostlar, sevgili aileler, yani influencer olmak kötü bir meslek değil. Demin Bahadır abinin söylediği rakamları duyunca vallahi benim bile koşa koşa influencer olasım geldi. Tabii kolay bir iş değil. Yani bir üretim var arkada, bir strateji var, bir planlama var. Bunları çıkartmak, ekrana taşımak, sinir seviyesinin de çok sağlam olması gerekiyor. Kolay işler değil. O yüzden lütfen çok böyle ya bu işte havadan para kazanılıyor gibi düşünmeyin. Saygı duymak gerekiyor. Ben hep şey düşünürüm. Piyasa ekonomisi, arz talep. Demek ki talep varsa arz olacak. Hedef kitleyi seçmek önemli. Markalar için konuşuyoruz. Hedef kitlenizin olması lazım. Bu hedef kitleye göre de bir influencer bulunması lazım ki başarılı olabilin. Ve dediğimiz gibi üretmek zor. Özellikle content marketing dediğimiz içerik pazarlama bu dönemde en zor işlerden bir tanesi. Mutlaka birileri bir yerlerden esinlenebiliyor. Ama herkes her şeyi izlemiyor. Tüketim kültürü inanılmaz fazla. Eğer sizin de böyle bir hevesiniz varsa çekinmeyin, başlayın. İlk başta basit bir cep telefonuyla çekimlere başlayabilirsiniz. Ondan sonra baktınız ki işler güzel gidiyor. Gerçekten bir kitle yakaladınız. Daha profesyonel bir yere doğru gidebilirsiniz. Gelecek haftaki programa kadar sağlıcakla kalın. Sorularınızı her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Sevgiler.